Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala Resulina Muhammedin salavat. Bizatihi size lazım olmayabilir. Size lazım olmayabilir. Ama insan sosyal bir varlıktır. Annesi olur, bacısı olur, babası olur, abisi olur, dayısı olur vesaire. Bir nur talebeleri bu bilgiye de donanıma sahip olmalı. Ta ki bunu bilmemekten inim inim inle. İnsanlar var. Bunu vesile yaparak hastalık. Çünkü insanın en zayıf damarı hastalıktır. Nurları tanımalarına vesile oluruz. Yani bu Avrupa'da en çok bu psikoloji sorunlardan nurları okuyorlar. Biliyorsunuz. Yani bu psikoloji sorununa Risale'deki çözümlere ihtiyaç olduğundan Risale'yi okumak zorundalar. Yani sonra alışıyorlar ki ve Risale'yi tanımış oluyor. Zaten Allah'ın da herhalde gayesi de bu olsa gerek. Çünkü niye? Nurları tanıyor, namaza başlıyor vesaire. Yani seni alakadar birinci derecede etmiyor gibi gözükürken bu bilgi ya kızına, ya annene, ya babasına, ya birisine lazım olup yol göstereceksin ve nurları okumasına vesile olacaksın bununla. Dünkü derse devam ediyorum. Hasta şuurunu kaybedince benle onun ağzıyla o olmadığı kesin olan benle konuşması. Yani doktorluk mudur? Yani soru soruyorum. Soru sormak ilmi izahtan daha kesin cevap almaktır. İstifami ifam diye geçer. Yani bir şey varmak için doğru bilgilerin yanında en keskin mantık bir tanesi de soru sormaktır. İz takip etmek. Mesela doktorluk mudur? Psikiyatri midir? Cinli midir? Düşünce bozukluğu mudur? Yani vehim ve vesvese midir? Konumuz o. Yani psikiyatri midir? Doktorluk mudur? Cinli midir? Düşünce bozukluğu, yani vehim ve vesvese midir? Şimdi, biyolojik midir? Yani biyolojik. Hasta şuurunu kaybediyor. Şuurunu kaybedince Kur'an okurken oldu. Rahatsız. Benim talim hocam Rize'deki. Ben Kur'an talim ederken hasta geldi. Okumaya başladı hasta. Normaldi, bayıldı. Bayılınca bir ikinci başka bir şahsiyet bizimle konuşmaya başladı. Bırak beni, bırakın beni, sevmiyorum sizi. Ben tabi acemiyim, ben Kur'an okurken hastası geldi onun. Tabi hafız gülüyor. Ben şaşırdım ya. Bu neyin nesi? Kadından böyle bir ses çıkmaz ya. Veya adamdan. Ondan sonra hafız onunla konuşuyor, cevap veriyor. Diyor ki, niye bunu rahatsız ettin diyor. Neye girdin diyor. Bu salak kadın diyor, tamam mı? İşte banyo da şöyle yaptı diyor, çamaşırını da sokağa şöyle yaptı diyor. Çöp tenekesine şöyle yaptı diyor, sıcak şeyi döktü diyor. Benim çocuklarımı öldürdü diyor. Benim çocuklarımı böyle ya. E şimdi bunu, ne diyeceksin bunu? Doktorluk mudur yani şimdi bu? Şey diyorlar, ne diyorlar ama? Şizofreni midir? Başka bir şahsiyet girdi, sen ne akıllı konuşuyor. Niçin girdi, ne yaptığını, ne için yaptığını, niçin burada bulunduğunu. Sonra hasta bir şekilde uyanıyor. Ona diyor ki, o tabii bilmiyor konuştuğunu, ne konuştuğunu. Böyle bir şey oldu diyor, bir şey hatırlamıyor. Bir şey hatırlamıyor ve ona yanımda soruyor. Ya dedi, falan tarihte dedi, banyoda böyle yaptın mı? Başladı ağlamaya. Falan tarihte dedi, özel şeylerin ikindi akşam namazından sonra çöpe attın mı? Sıcak böyle şeyleri attın. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cin kardeşlerinizin gıdasıdır diyor. Kemikle taharetlenmeyin. Sokak kutusunda tavuk kemikleri, et kemikleri atılmış yani. Onlar da yiyor. Sen de akşam namazından destur demeden, besmele çekmeden lambur diye çöpe atıyorsun. Orada yiyordu adam. Bir sürü şeyler kaldı onun altında, öldü çocukları. Ondan rahatsız ettim diyor. Antika yani. Nereden bilecektim ben bunları?
Talim hocam Kur'an okurken, biz Kur'an okurken onun yanına gelen kişilerde böyle şeyi, yani o da sen falan tarihte böyle yaptın mı dedi. Yaptım dedi. Ne yapacaksın şimdi? Buna şok tedavi mi vereceksin? Yani doktorluk mudur şimdi bu? Şimdi buradaki kastımız ne biliyor musun? Doktorluğu yapacaksın da doktorlar gibi din düşmanı olmayacaksın bazıların. Yani çok iyi biliyor ki biyolojik değil bu. Biyolojik değil. Tıbbi değil ya. Niçin dinden yardım almasını istemiyorsun? Niye şok tedavi veriyorsun? Niye oralara teşvik etmiyorsun? Din ya. Zarar ihtimali yok ki dinden yardım alsan. Reçeteyle satılmıyor. Yan tesiri yok. Her gün yatsın oku desen yan tesiri mi var? İnternet televizyonlardan uzak dur desen yan tesiri mi var? 12'den sonra ayakta kalma dediğin zaman yan tesiri mi var? Sadaka ver hastalığınızı diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadaka ile tedavi edin diyor. Yan tesiri mi var? Yani doktorluk ilacı verdin. İlaçlık değilmiş. Bir sürü yedi ilaç. Ne olacak? Geri alabilir misin? Ama dinde yan tesiri yok ki. Ne bu din düşmanlığı diye söylüyorum. Bu sefer ben de soru soruyorum. Bu hasta şimdi tıbbi midir yani? Yasin okurken bilmiyorum ne okuyordu. Pat diye bayıldı. İkinci bir şahsiyet çıktı. Konuşuyor bizimle. Ben oradayım. Yalan mı söylüyorum? Bayağı bir İnsan gibi konuşuyoruz. Biz de gördük abi, biz de yaşadık o işleri ya. Kuksafet'in yani, değil mi? Şahsen bize gördük. Evet. Gördünüz ya. Yani. Görmek ne abi, konuştuk. Konuştunuz. Evet, konuştuk yani. İkinci bir şahsiyet. O ayrılınca öyle bir şey hatırlamıyor veya çok ustaysa hatırlıyor. Ondan sonra benimle alakası yok diyor. Bana rağmen diyor. Peki bu şizofren mi diye soruyorum. Niçin bunu vakayı gördüğün halde ey doktor yani ilacı bırak demeyeceksin. Ben diyor muyum? Bırakma ama dinden de yardım al. Kur'an okusun yani ne zararı var yani? Niye demiyorsun? Niçin teşviki şöyle yapıyorsun? Vur, kır, çal oynasın, pat çatlasın, çal oynasın. Televizyon şunlar şey yap, boş ver, mutlu olmaya çalış. Böyle bir çözüm olur mu ya? Dünyada gözükmemiş böyle çözüm ya. Ne istiyorsan onu yap, eğlenmeye çalış, her akşam bir tane at, bir şişe. Böyle çözüm olur mu ya? Böyle çözüm üretenlere biz de böyle ders yap, karşılık veriyoruz işte. Ama normal, bilen, normal, işin ehli olan, işini seven doktorlarız. Lafımız yok tabii ya. Onlar zaten böyle yapmaz yani, böyle cahillik yapmazlar yani. Bir yerde demiştin abi, eğer iman olmazsa, o zaman doktor eline düşenden istifade etmekten başka bir hedefi olmuyor. Hedef yok ki. Yani mesela insanları makine zannediyor. İnsan bir de hastalık damarı en zayıf damar ya istismar edilecek. Şu adam hasta düştü eline. Hastanesine götürüyorsun. 2 haftada 40-50 milyar ya milyon yani. 40-50 bin lira yani. Eski parayla 40-50 milyar. 45 milyar ya. 2 hafta kaldım hocam dedi hastanesinde. Tedavi gördüm. Sesi kapatmıyormuş. Özelmiş. Ya bu kadar olmaz ki. Allah'tan korkuyor Üsküdar'da. Hastane malum herkesi bilinen. Lan sen bunu yapıyorsun da Allah'tan korkmuyorsun. Ben söyleyince mi Allah'tan korkuyorsun? Hiç mi ahireti düşünmüyorsunuz ya? Hiç mi kefene sarılıp da Allah hesap vereceğin zaman hiç kimseden duaya ihtiyacınız yok? Bu kadar merhametsiz bir insan olabilir mi ya? Bir insan bu kadar merhametsiz olamaz ya. Düşmüş eline ya. Hasta. 2 hafta hastanede yatıyordu. 50 milyar olur mu ya? Ben rakip değilim ki. Benim hastanem yok ki. Bak ben ucuz yapıyorum siz şey yapın. Aldı ama bu kadar da olmaz ki ya. Bunlar Müslümandır diye bir de sana geliyorlar ha. Başkasına gitsem itikadımıza şöyle söyleyecek diyor mesela. Gece bir duble şey ne diyorlar. Bir şey iç. Bir kade. Sine yap diyen doktor varmış ya. Acayip bir şey ya. Sen açılırsın falan. Bari diyor bizden yana diyor. Ondan sonra geliyor. Sen zannediyor musun o para verdiği zaman orada kaldı sağda solda demeyecek. Abi bize de diyor. Hocam diyor 47 bin lira verdim diyor. 47 milyar. Kaç gün kaldın dedim. 14 gün kaldım dedi. Yani insan korkar be Allah'tan ya. Bu kadar da olmaz ki ya.
Bunu da dile getiriyoruz ya. Olmuyor mu ya? Peki sen hiç ahireti düşünmüyor musun? Hiç ihtiyacın yok mu? Ölmeyi hiç planlamıyor musun? Hiç parlada okumadın mı? Ey kendi hastalığını teşhis ve tespit edebilen bahtiyar doktor diyor. Ya insanların zor durumda niye istifade ediyorsunuz? Ama bu hareket umum hukuka da bakıyor değil mi ya? Ya diyor ki ben o kadar yatırım yaptım dedi. Benden fazla ne okudun? Liseden sonra 6 sene tıp okudun. Tamam. 2 sene, 4 sene de ihtisas yap. 10 sene. Lan 20 sene ya. Ben 36 sene okuyorum bunu. Sen benim dersime geliyorsun. Ben para alıyor muyum senden? Ey doktor. O da onlar benim dersime geliyor. İmani derse geliyorsun. Bediüzzaman'ın dersine gidiyorsun. Dershaneye gidiyorsun. İmanın kuvvetleniyor. Dünya ve ahiretin cennet oluyor. Peki ustad sen de para aldı mı ya? Sen biraz ağlama. Bu, yapma bu merhametsizliği. Çünkü öyle bir gün gelir ki merhamete muhtaç olursun. Medet ada ararsın. Yaptığın iyilikleri gözlersin nerede ama hiçbir tane iyilik göremezsin. Hep sömürdüklerin karşına dikilecek. Onlar haşirde gelmeyecek mi zannediyorsun karşına? Allah sormayacağını zannediyorsun. O mecburdur vermeye. Ama birisinin kanı içi ağlarken ötekisine yar mı olur? Ağlayarak verdiği parayı ötekisine yar mı olur? Öyle bir Allah bela verir ki çıkar aiste aiste. Merak etme o sistem sende de var. Hem burada hem orada. Tabii bu sistem sende de bozuldu mu? Onya ile Konya'yı bari onun sığınacak bir yerleri var. Senin hiç yok. Bilerek ya, yaptığı için değil mi? Tabii bilerek yaptığı için. Bu sistem sende de var. Bir bozulduğu zaman görürsün. Ama ahirette zaten kesinlikle göreceksin. Çünkü hakkın o haramdır o. Bu Müslümanın zor durumda yaptığın hırtlağına basıp aldığın o haram, o para haramdır, haram. Çünkü allayarak veriyor. Değil ki böyle. Ben piyasada böyle para gözükmemiş ki. Adam yarım saat konuşuyor, terapi yapıyor. 450 bin lira ya. Ben hikayemi anlatıyorum. Allah'ın şükür. Efendim ben bir saat ders yapıyorum. Emek verdim. Benden fazla mı verdim? Ben 36 sene bu işi yapıyorum. İman dersini anlatıyorum. Sen geldiğin zaman tuvalete gidiyorsun. Bak o tuvaletleri ben elimle temizledim. Bu eletin altında şey yapıyorsun. Bu dersi dinliyorsun. Bak bu dersi dinlemek için ben 36 sene verdim. Sen beni burada görmeseydin neyi dersi dinleyecektim? Ben sana kapıyı açtım. Bu dersi ben sana yapıyorum. Sen de geliyorsun buraya. Sana para alınıyor mu? Sen niye böyle yapıyorsun? Sonra diyorlar ki Hasan bu kötü ya. Al. Hakkını al. Bu hak değil. Bu haram. Zaruri gıdalar, zaruri ihtiyaçlar İslam hukukunda %25 kar koyabilirsin. Ettiği masrafın %25'i. Masa, hastane, doktorun eşi. Kar %25'tir. Fantazi. Mesela diyelim adam çiçek satıyor. Adam ne bileyim palto satıyor. İstediğin fiyatı koy. İslam koymuyor. Ama gıda ve sihat. Gıda ve sihat. Buğday. Ve hastalıkla alakalı istediğiniz fiyatı koyamazsınız İslam hukukunda. Çünkü zaruridir. Örnek vereyim. Bir sen çok zenginsin. Tarlayı aldın Urfa'da. Adana'da aldın. Çukurova'da aldın. Ekmiyor. Senin ama zahirde. Devletindir. Beytülmaldır aynı zamanda. İlk sen ekmedin. Şey sorar. Halife. Din sorar. Niye ekmedin? Ya benim ihtiyacım yok. Senden alıyor. O tarlayı senden alıyor. Tapuyu almıyor. Gidiyor icara veriyor. Kiralıyor. Buğday ektiriyor. Ne ekiyorsa, toplumun ne ihtiyacı varsa kazanımın yarısını tarlacıya veriyor. Ben, tarla benim istediğim gibi kapatırım diyemezsin. Ondan sonra diyor ki şimdi hoca veya doktor sen okurken kimin müesseselerinde okudun? Camilerde toplanan paralarla kurs olmuş, o kursta okudun,
O kursa yardım edenin hırtlağını basamazsın. Şimdi sıra sende yardım etmeyi. Sen okudun üniversite bu milletin vergi parasıyla alınmış. O üniversitede okudun, bu millet vergisiyle sen okudun. Bu millet sana muhtaç olduğu zaman sen hırtlağına basamazsın. Ben burada istediğimi yapamam arkadaşlar. Yani ders harici bir şey anlattım ama Allah'tan korkmak lazım olma. Ya ben niye peki peygamberlerin hayatına bak ya. Hiç mi insan Müslüman peygamberin hayatına bakmaz ya? Niye böyle fedakarlık yapmış? Ha onların ahireti var, onların Allah korkusu var, cehennem var, sende yok mu? Bak ustada, Bediüzzaman'a bak, büyük zatlara bak. Hep insanlara yardım etmek için sebep aradılar. Fırsatları hep ahireti değerlendirdiler. Adamın hastalık sıfatını sömürmeye vasıta yapıyorsun. Lan fırsat yapsana bunu ahiretine. Hakkına. Çünkü gıda ile tedavi zaruridir. Yani şey diyor, zaruri libas. Yaşamak için. Tabii yeme, içme, barınma, bir de tedavi. Buna şey deniliyor, havayici asliye. Bunlara zekat düşmüyor. Peki abi, şahsa göre bir hareket olsa, mesela diyelim ki fakir olandan az ama aynı hastalıktan dolayı, mesela zengin olandan hani biraz fazla alması bu... Kardeş, mal neyse o. Hakkından fazla kime satarsan haramdır. Haram. Ama fakirden alma veya azal. Hakkından az alırsan senin fedakarlığındır. Zengin de kul hakkıdır. Kardeşim hakkını alacaksın ya. Çünkü dört tane şeye istediğin fiyatınızı koyamazsınız. Yeme, içme, tamam, giyme ve tedavi ve barınma. %25'tir. Devlet müdahale ediyor. Ama devlet sana serbest verdi diye bu tedavi zaruridir kardeşim. Adam intihar edecek. Adam psikolojisi bozulmuş. Adam hasta. Tam bir fırsat işte. Tam bir fırsat ahiretini kurtarmaya. Sen hiç merhamet edene merhamet edilir duymadın mı? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Affeden affedilmeye layık olur. Tam bir fırsat. Sen onu menfaatına fırsat yapıyorsun. Tam bir fırsat yardım et bu adama. Merak etme yani. Sen hakkını al. Hakkından az al demiyor. Ama fahiş fiyatı alma ya. Canım saata 450 bin lira. Alma Allah'ını seversen ya. En fazla yarım saatteki senin hakkın 50 bin lira bile değil. Ben dedim ki hafız 50 bin lira benim talim hocam. Vallahi bak kitabın. Ne diyorsun sen dedi ya. Ne 50 bin lirası dedi ya. Bir devlet memuru sabah 8'den dedi 5'e kadar çalışıyor. Gündelik devlet maaşı kaç paradır? 2000 lira alsa devlet memuru. 30'a bölün. 20'ye böleceksin abi, hafta sonları sayma. Tamam. 100 lira günlük. Yok kadar. 100 lira. Bir günde. Sen yarım saatte 450 bin lira alıyorsun. O da okumuş üniversiteyi. Ama insanın zayıf tarafı. Herkes maliye düşmez. Ama herkes doktora düşüyor. Yeme, içme, hastalık. Abi giyim, içme. Bak, barınma. Yeme, içme, giyme ve tedavi aynı kategoriye giriyor. Ama çabuk konuşurken önce, giyme diyoruz. Yani giyme biraz önce ayırmıştım ben. Yok giyme onun içinde. Onun içinde. Giyme, tedavi yani zaruri, bedensel hayatın zaruri şeyleri. Çünkü ilaç zaruridir. Keyfi değildir. Ya versene bana. Oradan böbrek kapını versene ya. Niye abi? Vallahi canım istedi biraz hava atayım. Olur. İlaç keyfi olur. Olmaz. Zaruri devlet kayıt altına almış. Ama bana bak oradan bir çikolata da versene. İstediğin fiyatı koy. Zaruri değil. Ama ekmek versene oradan. İstediğim, istediğin değil. Emeğin %25 kar koyabilirsin. Bak çikolataya hat koymamış. Ama ekmeğe koymuş. Suya koymuş. Peynire koymamış. Zaruri değildir. Ekmek zaruridir. Su zaruridir. Mesken zaruridir. Tedavi ve zaruri giyme zaruridir. Bunların da ölçüsü var mı abi? Mesela var tabii. %25. Yok yok şöyle abi mesela yeme dediğinde mesela şimdi ekmek ama peynir bu hani diğer şeyler yok. Mesela onlar zaruri değil. Ekmek. Mesela vakıflara, Usta Hazretleri vakıflara peynir vermiyor.
her sene bize Ramazan'da 15 gün kala tayinat verilir. Risale-i Nur basılan, basım evleri var ya bildiğim, İhlas Yayın Evi, benim bildiğim, diğerleri de yapabilir, bilmiyorum, benim bildiğimi söylüyorum. Sözleri Yayın Evi, İhlas Yayın Evi ve Envar. Tamam mı? Sungur abinin Yayın Evi, Sözleri Yayın Evi, İhlas Yayın Evi, Sait Özdemir abinin Yayın Evi, Envar Yayın Evi de Abdullah Yiğin abinin tasarrufunda, diğerleri de yapıyordur, bilmiyorum. Ama bilmiyorum ben, bildiğimi söylüyorum. Bunlar basılmasından elde edilen karın her bir hayatını vakfeden talebeye her gün bir ekmek parası veriyor. Ustadın vasiyetnamesidir. Emirdağ 2, 200. sayfada ve 232. sayfada ustadın 5 tane vasiyetiyle vakıflar teminat altına alınmıştır. Hayatını vakfeden talebeler. Bunlara ustad peynir vermiyor. Diyor ki her gün bir ekmek. Suyla iç, ye. Bize mesela geçen sene 2015'te bir senelik para, Türk parası olarak 200 lira verildi. Bir senelik. Günde bir ekmek parası. Neyse okuyayım. Onu da bilmiş oldum. Bize ekmek veriyor ustad. Başka bir şey vermiyor. Hasta, onu okuduk. Hastaya iradesinin dışında verilen komutlar niye dine zıt oluyor? Mesela hasta kendisini kaybetti. Konuşması, hareketi hep dine zıt. Niye oluyor? Doktorluk mudur şimdi bu? Dine zıt derken abi. Diyor Allah'a küfür ediyor. O kendini geçti. Kitabınıza küfür ederim diyor. Ama televizyona küfür ederim demiyor. İşte bir siyasi lidere küfür ediyorum demiyor. Yastığa küfür etmiyor. Allah'a ve Kur'an'a direkt küfür ediyor. Şuurunu kaybetmiş. Uyanınca bunu söyleyince ağlıyor. Vallahi tövbe estağfurullah, siz deli misiniz ya? Allah kim küfür eder ya diyor. Tıbbi değil. Şizofreni midir? Şuurlu yapılıyor. Şizofreni Allah, peygamber hiç önemli değil. Yastık her şeyi saldırır ve konuşur. Yani din motifli, din ve dinsiz. Ne varsa eşittir. Ha, şizofrenidir. Ama burada bir hedef var. Din. Kim? Başka ne var? Ona el uzatan onun yakınlarına küfür ediyor. Başkasına etmiyor. Hep onları düşman görüyor. Yani şuurunu kaybettiği halde ona el uzatanlara, ona yardım edenleri düşman addetmesi ve dini mukaddesatlara küfür etmesi ve mukaddes yerlerden sıkılması, şarkı türkülerden memnun iken, ezan okunurken kulağını kapatması, Kur'an okunurken kulağını kapatması şizofreni midir? Niye şarkı türkülerde, rastladığım için söylüyorum, müzik çalmaya başladı, oynamaya başladı. Hasta yaşıyor, bayılmış. Allah peygamberi küfür ediyor. Hafız okuyor. Hafız bir dakika dedim ya, yaptığımı söylüyorum. Yani hafız derken ben talim alırken, Rize'de vakıflık yaparken, Kur'an dersi alırken, bu adama da geliyorlardı, denk geldiğimlerimi söylüyorum. Kaç sene, 10 sene, 15 sene. Talimi alıyorum, Kur'an talimi alırken denk geldiğim yani. Bazıları diyecek ki nereden biliyorsun bunu? Orada rastladım. Sonra tabii ki ben Risale-i mantığıyla açıyorum, hafız onu düşünemiyor. Okurken dine, Kur'an'a küfür ediyor, hayır. Ama hiçbir şey hatırlamıyor. Hafız bir dakika dedim, dur dedim ya. Cep telefonuyla radyoyu açtım. Açtım bir tane FM radyosu, şarkı türkü söylüyor. Başladı oynamaya. Sevdim hocam seni lan, sevdim hocam sevdim. He ya, sevdim lan, seni sevmiyorum lan konfu, seni sevmiyorum diyor. Seni sevdim lan hoca. Çal hocam, çal diyor. Sonra uyandıysa okumaya başladı. Şimdi çak dedim hurufu mukatteyi, anladım. Adam bu adam. Hani bu cesedi kullanıyor dedim ya, benim için bu kutu kesin, bu masa nasılsa öyle. Buradaki ruhla ceset böyle olmuş. İşte bunları görünce baktım, başkası kullanıyor ağzı. Rüyada da başkası kullanıyor ya. Ondan sonra dedim hurufumu kateye başla. Başladı gene küfür etmeye. Radyoda müzik açıyoruz, horon oynamaya başlıyor. Şizofreni mi şimdi bu? Uyanınca hiçbir şey hatırlamıyor. Ya nelere rastlamışım ya. Ondan sonra kalktım bunu yazdım. Devam ediyorum. Bunu eski ha yazdım.
yazılar. Herkeste konuş, hocaya konuşma demeleri. Mesela orada oldu. Ya nasılsın, iyi misin? Herkes bir şey konuşuyor. Geçmiş ya. Herkese cevap veriyor. Başka sesle. Sen kimsin? Tanıdım. Tanıdım diyor. Herkese cevap veriyor. Gülüyor. Ya Hafız veya ben. Ya dedi sen kimsin? Nereden? Sus, seni sevmiyorum. Hafız yani din motifli insanlar. Senden nefret ediyorum. Sen, hatırlıyor musun? Senden nefret ediyorum. O tek istiyor ki benden de diyor musun dedi başkası. Hayır senden etmiyorum. Şizofreni mi şimdi? Mahluk var. Yani bunlar insan arkadaşlar. Bunlar vaka. Görmemezlikten gelemezsin bunları. Niye söylüyorum? Bunlar niye anlatıyorsun? Vaka. Ben Müslümanlarımı çok seviyorum. Onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyorum. Eğer yalan söyleseydim ben ücret alırdım. Bu derslerin altına tıklamada ücret alsaydım, 0.5 cent her tıklamada bu psikolojiden paraya dönüşseydi ve bu defterleri yayına da koymazdım. Adam bu defteri indiriyor, Allah diye yeter diye on binlerce baskı yapıyor, kelimelerini değiştirmiş. Adam milyarlar kazanıyor. Bizim paranın derdinde olsaydık bunu yapar mıydık? Paraya koyardım bu şeyi. Doktorluk mu? Psikiyatri mi? Psikiyatri mi? Yani psikoloji mi? Biyolojik mi? Vesvese mi diye ders koy. Altına 0.5 cent. Zaten tıklayanın cebinden gitmiyor. İnternet bağlı. Mesela Türkiye'de Telekom var. Bu da Vodafone var değil mi? Altı var değil mi? Parayla koysa ben paranın peşinde olsaydım şimdi trilyonluk olmuştum. Allah kimsenin başını vermesin. Bunu söylemek bile ağrıma gidiyor. Yani o benim Müslümanın derdinin üzerinde menfaat mı kuracağım? He? Tüylerim ürperiyor. O dertlerim Müslüman uzattı bana elini bataklıktan timsah yutacak. O bana elini uzattı. O öyle tekme mi vuracağım? Onun üzerine menfaat mı kuracağım ben? Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbi nasip etme ya. Ben Müslüman bile demiyorum. Müslümanım. Müslümanın derdine dert olmaya çalışıyorum. Ondan söylüyorum. Bunu dile getiriyorum. Bak böyle bir şeye rastlarsanız bu okumaklıktır kardeşim. Şizofreni değil. Bak dindarlara, din motiflilere, ezanlara, Kur'anlara küfür ediyor. FM radyosu açıyorum, Kur'an oynuyor. Uyanınca hiçbirisini hatırlamıyor. Demek ki içinde mahluk var. Cin suresi var, koca suresi. Niye gelmiş? Ha, ne yapacaksın? Bunlara hastanelerde uğraşma kardeşim. Hocayla yani hocaya da gerek yok. Ne nametlere muhtaçsın? Hizbul Kur'an'ın yok mu? Kur'an'da kaç ayet vardı? 6666 ayet. Ustad Bediüzzaman Hazretleri o 6666 tane ayetten 1000 tane ayeti söküp almış. Bu ayetler aklı inşaattan kalsın. Aklı inşa. Kalbi ihya. Hayatı aktif ediyor. Vicdanı da hissi ediyor. Bu dört tane. Aklı inşaattan inşa. Vicdanı hissi. Kalbi ihya. Ruhu âli. Bedeni aktif ediyor. Hangi ayetler? Abi hangisini okuyacağım? Lan muhtaç değilsin ya. Muhtaç değilsin sen. Namerte muhtaç değilsin. Hizbul Kur'an yok mu ya? Kur'an'dan seçilen ayetler işte. Bunlar işte. Onu oku. Zaten onu okumadığınız için oldu. Abi ya. He? Hoca hoca gezenler var, düzelmeyenler mesela. Evet, tamam. Kardeşim bunu bir gizli ev, benim nur talebelerimden gizli ev, Hizbul Kur'an'ı bıraktılar, Hizbul Kur'an'ı göstermediler. Dershanelerde, bazı dershanede bile Hizbul Kur'an yok. Bunu diye, ya Risale Emirdağ 1.34'te anlatıyor bunun değerini. Kendisi söylüyor Üstad Emirdağ 1'de. Burada söylüyor. Onu okuyun diyor. Yani bunlar nasıl unutulmuş arkadaşlar ya? Nasıl gizli bir el unutturmuş? Gizli bir el unutturmuş. Ben acayibime gidiyor ya. 34 dedim de. Ha bak. Aziz Sıdık kardeşlerim. Hizbul Kur'an-ı Muazzam'ın hem fevkalade ehemmiyeti hem faideleri
hem okunmasına hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nuriye'nin bütün esaslarını ve hakikatlarına cem etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumaya fırsat bulamayanlara, hafız olmayanlara, tamam Kur'an'ın bir numune-i kutsisi diye devam ediyor. Ha işte. Başka nerelerde anlatıyor? Emir Dağ 250'de anlatıyor. Emir Dağ 1 mi 2 mi? Emir Dağ 1. Emir Dağ 1 34. Hizbul Kur'an'da bahsediyor. En sevaplı ayetleri. Acayip bir şey ya kardeşim. Namerte muhtaç olma ya. Bak benim Müslümanım. Seni kimseye muhtaç etmemeye çalışıyorum. Ne yap biliyor musun? Namazını vaktinde kıl. Tesbihatını yap. Hizbul Kur'an'ı oku. Hizbul Hakaik-i Nuriye Büyük Cevşen onu da oku. Kur'an-ı Kerim'de de bir cemaattan bir cüz al. Tek başına okuyamazsın. Hizbul Kur'an da öyle, Hizbul Hakaik de öyle. Tek başına okuyun. Onu da dershanelerde şey yapmışlar. Cemaata dönüştürmüşler. Yani grup yapmışlar. Hizbul Kur'an'ı 30'a bölmüşler. Oradan da bir grup al. Namaz vaktinde kıl. Tesbihatını yap. Hizbul Kur'an'ı kendi başına zor okursun. Bulunduğun çevrede yoksa nurdersi.com'a gir. Orada Ömer kardeş bu işte vazifelidir. Telefonda ondan numara al. Hizbul Kur'an'da numara al. Çünkü cemaat şeklinde olursa kolay olur. Hizbul Hakaik-i Nuriye yani Büyük Cevşen oku. Kur'an'dan da bir cüz oku haftada en az bir. Sonra en önemlisi. Bunu yapabilmenin için şimdi benzin koyacağım sana. Bunları yapabilirim. Her gün en az Risale-i Nur'dan 10 dakika sesli oku. Bak bunları yapabilmenin an şartı bu. Benzin. Çok kaliteli arabam var. Benzin yok. 10 dakika Risale-i Nur sesli oku. Ya kardeşim bu kadar 53 yaşındayım. Bu kadar olaya rastladım. Şahidim. Başıma da geldi Almanya'da camilerde. Rastlamadım şey. Hepsini hulasa edip bu kardeşinizi dinleyin. Namerte muhtaç olmayın. Gideceğiniz yerde ya psikolojinizi bozacak ya paranızı sömürecekler. Oo! İlk böyle. Neyin var söyle bakalım. Gittim de yalandan ben de onlara gittim de bakayım ne yapacak diye. Yani orayı karıştırdım. Birbirine girdi. Polis çağırdılar. Çağırdık. Bak şimdi. Oo! Anlat bakalım anlattın. Kalem olsa ha. 10 tane madde söylüyor. Onu da isabet ediyor. Sen eski bir köprünün altından geçtin. Ulan köprü hangi köprüden geçmedik ki İstanbul'da? Burada da öyle Almanya'da. Bremen'den geçmiyor musunuz kardeşim? Yosunlar vardı. Eski bir köprünün altından geçtin. Ne olmuş hani? Ne oldu yani geçince? Çok yakında bir sıkıntı geçirmişsin. Herhalde. Her gün olabilir. İsabet ediyor değil mi? Vay be nasıl bildi ya. Hakikaten ya nasıl bildi ya. Sen ümitsizlik yer yer kapıyor seni. Herhalde kapıyor lan. Ümitsizlik şeytanı zaten nasıl bana çakıyor ya. Sabah namazına tembellik yapıyorsun ha. Zor kalkıyorsun kalksan bile. Kalkmıyorsun diyemiyor belli değil. Ulan sabah namazına keyfi horonla oynayarak kalkan mı var? Bak 10 tane genel söylüyor. Evde çok asabisin. Bazen, ben bazen ekliyor. Bazen gözün hiçbir şey görmüyor. Olmayan mı var? Yani adeta şeye benziyor. Uyuduğun zaman gözün görmüyor. Yemek yedikten sonra açlığım gidiyor. Bir daha acıkmıyorum. Hepsi tuttu. Ölünceye kadar yaşayacaksın. Hepsi tuttu. Biz de hastayız acaba. Var. Ya ne acayip. Ben insan inan acıyorum yani. Çok üzülüyorum. Ve yardım ediyorum. Ha sana diyorum ki. Ya bu şekli var ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu şekli sese dönüştür. Daha karışma. Bu şeklin karşılığı bu değil. Bu böyle dönüştürülmüş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Benim ses ayrı. Bak yazıyı
şekli demiştim. Sen de Risale-i Nur'dan şu 5 tane yapabilmen için 10 dakika okursan, lan kitap okursan kitabın şahsiyeti mi artar? Benim bir ihtiyacım yok kardeşim senin bir kitap okumana. Ama sen bunu açtığın zaman bu kitabın da ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var. Nedir o? Şekli sese dönüştüreceksin. Şunu yaptın mı 5 tane? Bak, namerte muhtaç olmazsın. Bir de benim özel şeyim, bu dini şeyler. Bunlar dini motif. Yani bunları yaparken, cep telefonuyla kamera çekerken batarya bitiyor mu? Bitiyor. Ses çekerken bitiyor mu? Bitiyor. Ha, bu da kamera gibidir. Televizyon, internet, müzikleri seyrederken, yani seyrederken kamera filmi çeker gibi batarya bitiyor. Beyin enerjisi bitiyor. İnternetle bitiriyor, televizyonlarda bitiriyor. Onlardan uzak dur. Çünkü okuyup, Kur'an okuyorsun, Hizbul Kur'an okuyorsun, Hizbul Hakayık okuyorsun, namaz yapıyorsun, namazın akabindeki tesbihatı yapıyorsun, risale okuyorsun, korkunç bir enerji paketi oldu. Gidiyorsun, televizyonla boşaltıyorsun. La kullanacaktın biraz sonra. Bunlara belki bir şey demez ama televizyon seyrettirir şeytan. Yani mantığı şu, cep telefonuyla la kamera çekiyor. Pili bitiyor mu bitmiyor mu? Bitiyor. E senin de bu kamera işte. Ha? E pil bitiyor be kardeşim. Televizyonun karşısında adam düşmüş koltuğa. Kalksın yatsın hadi. Kalkamaz ki enerji yok ki. 2 saat onu orada bırakırlar ev hakkı. 2 saat ne zaman kendisine gelirse zor yatağa gider. Bu ne demektir? 3-4 saat. Ben her gün Kur'an okuyacağım cüz. Her gün risale okuyorum. Ancak mutlu olabiliyorum, huzurlu. Sen her gün 4-5 saat, 2-3 saat televizyon, haber nam altında muhatap olacaksın. Ondan kapattıktan sonra da şöyle olacaksın. Of be! İyi ki seyrettik haberi ya. Bana söyledim şimdi. O nasıl gülüyor? Ha hocam diyor. Haberi kapattıktan sonra of be ya! İyi ki seyrettim ya. Bugün bunu seyretmeseydim moralim çok kötü olacaktı mı diyorsun? Her zaman moralim kötü. Ben Srebrenica katliamında o gece haber dinlemişim. Göğsümdeki bütün kıllar bembeyazdır. Saçlarım bembeyaz oldu. O gece oldu. Böyle değildi ki. O gün bugün bir defa açmadım diyorsam açmadım diyorum size. Açmadım haber. Kaçta oldu o savaş? 94 mü? 92 mi? 90'lı yıllar aptamadım. Açmamışım kardeşim. Enayi miyim ben? Ha benden daha iyi bir haber biliyorsun. Açmıyorum, haber dinlemiyorum. Niye? Haber dinlemekteki o günahı demiyorum. Hani o kadın okuyor diye. Benim enerjim sömürülüyor. Seyrettiğin her şey seyredebilmen için enerji lazım. Cep telefonuyla çekiyorsun. Çekebilmen için pil gerekmiyor mu? Bitmiyor mu? Ben de onu seyredebilmem için, duymam için, koklamam için, tad almam için, bağırıp çağırmam için enerji gerekiyor. Ben şimdi bu hareketi nasıl yapacağım açsam? Ama bu yediğiniz gıda enerjisi değil. Kıldığın namazdan, okuduğun Hizbul Kur'an'dan, Hizbul Hakayık'tan, okuduğun Risale-i Nur'dan, yaptığın tesbihattan elde ettiğin enerji bırakıyorsun adama. Ona abi okuduk olduk ama ilk onu söyleyelim. O yaptım ama gene sıkıntım devam ediyor. Kardeşim televizyon internette muhatap mısın he? Boşaltmışsın. Yani yapmanın mantığı yok ki burada. Adam ağzına şekeri almış lezzet almak istemiyor. Lan lezzet almak istemiyorsan şekeri bir kere atman lazım. Bu şeyleri söylerken Kur'an'a tamam. Ama Risale-i Nur oku dediğimiz zaman bazen mesela diyelim ki kendi hocasının veya kendi üstadının veya da geçmişteki büyük zatların eserlerine daha aşina, daha fazla meyil olduğundan onları okusam hani diye şey yapıyor. Ben evet bak bunu ikide bir söylememin sebebi niçin erva habise bilmiyorsunuz tamam mı? Ben bunların kısmen ciğerini biliyorum bu adamın. Erva habise yani cinler, erva habise ayrı, cinler ayrı. En çok rahatsız oldukları As-ı Mücedid'inin eserlerinden rahatsız oluyorlar. Çünkü Allah onlar çok iyi biliyor ki As-ı Mücedid'i bu. Çünkü As-ı Mücedid'i sırf bilgilendirmek değil, sorularına cevap vermek değil. O yazıyı, bu yazıyı tamam mı? Sen şekli değiştirirsen Cenab-ı Hakk'ın hadsiz şükür ederim ki beni bana beğendirmemiş, deşitli kusurunu bana göstermiş.
hem insanlara kendini bildirmek bir şükür vesaire devam ediyor. Tamam mı? Şimdi aynı bak burada sadakattan da bahsediyor. Burası tevafukettir. Ceylanların üstündedir diyor. Yani bu pakettir. Şekil. Bu enerjiye dönüştüğü zaman yani konuştuğun zaman şekil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şekil. Sese dönüştürdüm. İşte şekil sese dönüşünce artık şekil değil. Enerjiye dönüşüyor. Bu enerjiden rahatsız oluyorlar. Hatta şifrelerini bozuyormuş. Çünkü niye? Bir gaye için gelmemiş bu kitap. Aynı zamanda cinler ve ervah habise şehre hücum edecek diyor ayette. Ahir zamanda hadiste var. Şehre hücum edecekler cinler diyor. Hadiste var he. Hani korkarlar diye anlatmıyordum. Şehre cinler hücum edecek diyor ahir zamanda. Hakikaten öyle herkes aslında. Ha, ancak asr mücedidinin şemsiyesinde yani her 100 senede bir niye gönderiyor? Ama ben taassup yapan bir adam değilim. Hatta derste diyorum ki, hocam mücedid kimdir diye orada bir tane sorsa, sen kimi muhabbet ediyorsan odur. Sana göre odur. Demiyorum budur. Kendisi bulsun. Hiç dedim mi ben? Ama bana göre budur. Onun için bana göre olduğundan dolayı, senin mücedidin kim? Onun eserini oku, sese dönüştür. Ama bana göre budur, bunu onun için sese dönüştür diyor. Şekli sese dönüştür. Daha karışma. Ses artı şekil değil. Mesela kitaplıktaki Kur'an. Kur'an değil, musaftır. Şekil. Mürekkeptir. Şeye dönüştür bakayım. Er-Rahman allemel Kur'an. Şekle benzemiyor. Artık değişti. Ha. O zaman artık o şeyden, Kur'an yazısından, sesten, manadan, ta nihayet tacına bakın, kelam sıfatına kadar bütün sürecin adı Kur'an'dır. Şekil, ses, sesin içinde benim manam, itikadım, onun içinde imanım. Yani ihlaslı okumak, ihlassız okumak. Mesela bazısı diyor ki, abi diyor, hocam diyor, Hizbul Kur'an yok, ne yapayım, ne önerirsiniz diyor. Kur'an var elimde. Ha tamam, şunu oku. O ki ihlasın var, bir ihlas suresini oku yeter. O ki ihlasın yok, tüm Kur'an'ı bitirsen faydası yok. Gene burada. İhlas. Abi bazılarına Kur'an'ı okutturabiliyorsun mesela. Kur'an'ı okuyor ama Risale'ni okutturamıyorsun. Okutturmuyorlar. Okutturmuyorlar. Evet. Öyle birkaç kişiyi tanıyorum da. Evet. Abi mesela Geylani Hazretleri'nin, ondan sonra Rabbani Hazretleri'nin mesela kitaplarını okumakta sorun yok. Evet. Okuyorlar. Çünkü o şekli sese dönüştürünce o ses paketi fazla enerji yüklü değil. Veya bu asırdaki enerji değil o. Çünkü asr-ı mücedidlerinin yazılarında aynı zamanda enerji paketleri var, şifre var. Fecme havasa ma'ki maniya bi hayri tumemen. Hayırlan bir araya topla, o hayır oradadır diyor. Havasaların, hassaların bir araya topla. Yani asr-ı mücedidindeki sırf aklı ve kalbi inşa etmiyor. Aynı zamanda o okunduğu zaman cinler kaçışıyor. Ben denedim. Yalan söylüyorsam Allah beni kahretsin ya. Ben size söylüyorum. Abi bazılar diyor ki abi yemin etme güveniyoruz. Sırf sen muhatabım değilsin dinleyen. Yani Allah da Kur'an'da yemin ediyor kusura bakmayın. Yani sinirleniyorum biraz. Üzülüyorum. Ben dağda 98'de Ergonokon arkamdayken dağda yaşadım 6 ay. Orada neler rastladım? Dağda, mağaralarda, kulübelerde yaşadım kardeşim. Taşlanmalar mı? Dağda köylünün yaptığı kulübe var. Demirden, saçtan. Gece arası taşlanıyor daha kurt tukur. Uyandım. Uyanınca açtım şeyi. Okudum. Tek. Olsun da göreyim. Yaptıklarımı söylüyor. Risale-i Nur'u oku. Zaten tesirinin olduğunu delil okutulmamasıdır. Her şey oku, onu okuma. Onu okutulmamak için sana Kur'an'ı okutturuyor. Evet. Ama ileride Kur'an da bıraktırıyor sana. Bıraktırıyor. Yavaş yavaş onu da bıraktırıyor. Oluyor yani. Ama biz niçin söylüyoruz? İlle okuyacak değil ki. İyi niyetli olan, kurtulmak isteyen laf dinler. Laf dinlemiyorsa senin işin yok zaten. Laf dinlersen dinlemiş olursun. Dinlemezsen dinlememiş olursun. Peki.
hastaların ortak görüntüleri. Bak, gördüklerim. Hastaların ortak görüntüleri. Bir, neler görüyorlar söylüyor. Havuzda okurken diyor ki ne görüyorsun? Yılan başlı yaratık görüyorum diyor. Hastaların söyledikleri. Yılan kafalı, siyah köpek, siyah fare, ters ayaklı insan, tüylü, ters ayaklı, tüylü, kıllı, küçük insan, siyah yüzlü mahluk, ışıklı, renkli görüntüler, asılı ipler, dumanlı karaltı görüyorum diyor. Bunu hafıza sordum, bu kadar okudum, bu benim tespitim değil. Bu kadar. Hastalar ne söylüyor dedim yani. Okurken ne görüyorsun dediğim zaman diyor, şöyle diyorlar diyor bana. Bana benim talim hocam. Yılan başlı yaratık görüyorum diyor. Diyormuş. Bir de hasta böyle demiş. Siyah köpek görüyorum demiş. Zaten hadis-i şerif var. Siyah keçi, siyah köpek şekline girer cin. Bir de siyah yılan. Benim okudum. Siyah fare görüyorum dedi. Hafızın hastalardan aldığı. Ters ayaklı, tüylü, kıllı, küçük insan. Kafir cinlerin yüzü siyah olur. Ben gördüm. Müslüman cinler beyaz olur. Siyah yüzlü mahluk. Bu benim. Bu cümle. Işıklı, renkli görüntüler. Asılı ipler. Dumanlı karaltı. Tamam. Bu hastaların görüntü. Bu bir tane değil, 10 tane değil, 100 tane de değil. E şizofreni mi kardeşim? Hepsi aynı şeyi söylüyor. Abi neden farklı böyle? Neyi? Böyle şekillerin farklı olması. Yani onu o yakalandığı ortamdan dolayı böyle olmuş. Mesela bir dağdayken orada siyah bir karaltı olmaz. Orada ne olur? Siyah bir keçi olur, siyah bir köpek olur. O cinse bürünmüş. Çünkü cinler istediği şekilde bürünüyorlar. Bürünebiliyorlar. Kendi hadis-i şerifte diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, siyah yılan görürseniz diyor, sizi saldırıyorsa besmele çekin. Kayboluyorsa cindir. Kaybolmuyorsa, saldırıyorsa öldür. Çünkü o zaman şeydir, hayvandır. Ama besmele çektiğin halde kayboluyorsa kaybolmuştur. Kendi şekilleriyle gözükmüyorlar mı abi? Gözükemezler. Çünkü biz onu göremeyiz. Abi, ancak bizim dünyamızdaki şekillere göre girerler. Çünkü o enerji paketidir. Yoktur şekli yani. Hı. Onların çiftleşmesi de tavuk horoz çiftleşmesi gibidir. Enerjiyle olur. Onlar enerjidir. Esir maddesindendir vücutları. Atom olmadığı için insanlara, beyinlerine şey yapabilir. Beyni mesela komut merkezlerine girip orada elini, ayağını, ağzını, burnunu yapabilir. Komut merkezine yapabiliyor. Peki kendilerine karşı böyle bir şekillenmeler falan oluyor mu? Yoksa kendi kendilerini normal mi görüyorlar? Hayır, o kendi kendilerine normaldırlar. Normaldırlar ve onlardaki kavga kanla biter. Öyle vurup kırmayla değil. Onlar sabır hiç yoktur. Hafızaları pek yoktur. Allah Kur'an'ında söylüyor ki bilmana, gaybi bilmezler diyor Allah. Gaybi bilselerdi diyor, yanı başlarındaki 6 ay önce vefat etmiş Süleyman'ı bilirlerdi. Biliyorsunuz peygamber çürümez. Vefat etmiş cinleri ama çalıştırmış. Cinler bunun korkusundan sarayda çalışmışlar. Ama Süleyman Aleyhisselam vefat etmiş bastona dayalı. Peygamber çürümediği için öldüğünü anlamadılar. Hala sağ diye çalıştılar diyor Cenab-ı Hak. Ama baston çürüyünce düştü. O zaman anladılar ki öldü. Allah da diyor ki gaybi bilselerdi diyor, yanlarındaki Süleyman'ın ölüsü öldüğünü bilirlerdi diyor. Gaybi bilmezler. La alemin gaybi vallahi zaten. Abi siyah yılan suretinde görüyor mesela. Onlar bir şeyleri... Aynı. Mesela insan 18 bin alem ya. Cinler alemi de var yani burada. Şeytanın. 18 bin alemin cemidir insan. Bu kutuda. Zaten ustad şey diyor, sandık diyor. Şimdi insanın düşüncesi neyse o düşünce enerjidir ya. O zaman o düşünce cinlerin vücuduna dönüşüyor. Yani düşünce enerjidir. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demek. Yani düşünceler enerjidir. Enerjidir, tamam mı?
Peki usta da düşmanlık için gelmiş komiser. Geliyor. Dinsiz böyle zındık diye böyle geliyor. Onun düşüncesi bu mu? Ha, düşüncesi enerji olunca din düşmanlığına gelince usta diyor ki ben seni domuz olarak görüyorum. Yılan olarak görüyorum. Zaten insanın bozulmasını çıkarttım ben lemattan. Sırayla şöyle bozulur ilk önce. Maymun olur insan. Maymun olduktan sonra, alıştıktan sonra ikinci bozulma süreci tilki olur. Sonra yılan olur. Sonra hınzır. Ayı olur. Sonra hınzır olur. Bir anda domuz olamaz. Çünkü bir insan uçak gibi yere iner, uçak gibi kalkar. Yani bir anda bozulamaz, bir anda düzelemez. Düzelemez. Bazılar diyor ki abi okudum 2-3 gün sonra düzeleceğim. Lan bir dakika uçak kalksın. Bunların manaları var değil mi sana bu? Tabii. Ayrı ayrı hepsi. Tabii hepsini yazmış. Davranışı. Tabii tabii. Tilki ne yapar? Nasıl davranır? Ne yapar? Çok acayip. Şimdi baktıklarımız da mesela değil mi abi? Hiç. Evet. Adam yavaş yavaş demek ki o yaşa kadar. Evet. Bakıyorum. Hangi şeyleri geçti. Ya. Şu sima var ya, şu sima rengi. Biraz da beyazlat. Öyle miydi? Biraz da siyahlaş. Kontrast al. Kontrast yani rengi. Beyazı çok beyaz, siyah çok siyah. Uçurumu arttır. Bak hayvanları seyret. Tam bir hayvanat alemi. Surata. Bunu var bilgisayarda. Ya. Çekin işte gösterdiniz ya bana. Çok ilgimi çekiyor. Bilgisayar. Çektin mi bu Hasan'ın fotoğrafını? Tamam. Beyaz, siyah. Değil mi? O rengi çoğalt 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 siyahlaştır. Buraya siyah vur. Güneş vurur gibi. Hani senin dediğin gibi para koyardın. Paranın üzerine kağıt koyardık. Sonra kalemle böyle yapardık ya. Paranın resmi çıkardı. Ha, aynı bunun gibi. Buraya siyahı artır. Siyah artırar. Ben beyazım. Gözükmüyor. Artırar beyazlar gözükmeye başlar burada. Beyaz olanlar. Siyahı da artır. Siyahı artırırsa bu sebep beyaz olanlar yapar. Anladın? Beyaz artır siyahlar gözükür. Siyahı artır beyaz şeyler gözükür. Beyaz artır siyahlar gözükür. Yani surat böyle fazla değil ha bilim adı. Şu anda ya internetlerde var yani. YouTube'da göstermediniz mi? Şu simaya aynı adama rengini yükselt. Bak aynı göreceksin. Bir sürü hayvanat. Bütün hayvanat bahçesi var. Acayip mühürler çıkıyor abi. Burnunda, çenesinin altında. En çok burun. Evet, burun evet. Sanki çok bütün o evrelerin hepsini birden gösteriyor. Evet. Anla kadar en çok şöyle. Anla kadar şöyle. Google'da var ya. Kontraks mı? Kontras. Kontras. Bu Kızılderilerin totemlerini diyorlar ya abi. Kızılderilerin totemleri değil esasında bu Yahudilerin burnundaki o görüntüler. Meratiplerin görüntüsünü şekle yani dönüştürmüşler. Şey yapmışlar abi. Aslında şey demişler değil mi? Diye şey yaptılar evet, ama totem. Değil abi. Değil. Devam edeyim. İki tane şey cümlem kaldı bu sayfada. Ondan sonra şey yapmayacağım daha. Hastanın yakınları hastayı okuyanların rahatsız olmaları da tıbbi değildir. Mesela hastan senin tamam mı? Kızın karın. Senin karın. Hocayı çağırdı. Hastayı okuyor. Senin hanımın okuyor, kızın okuyor, oğlun okuyor, baban okuyor, ne bileyim kardeşin okuyor. Hastanın yakınları da derecelerine göre rahatsız oluyorlar odada. E tıbbi midir şimdi bu? Hocam bana bir şey mi oldu? Ben oradayım da hafıza diyorlar. Diyor, hocam ben size çok sıkıldım ya diyor ya. Dayanamıyor, karısını bırakıp gitti ya. Ulan nereye bırakıyorsun hafıza okuyor lan? Dayanamıyorum diyor ya. Peki tıbbi midir? Hasta yakınları, hasta okunurken rahatsız olmaları biyolojik, tıbbi midir? Biyolojik midir? Niye ona saldırıyorlar? Niye buna getirdin? Okuyana bir şey de yapamıyorlar hocaya, şey hafıza. Onu getirene. Onun için böyle yamuk böyle yamuk yumuk bir şey biliyorsun diye böyle sakın çıkıp da elin şuna buna okumayın. Ben bile okumuyorum. Okumuyorum kardeşim. Sıçran sana. Sıçran. Abi ne olacak bir tebala koy. Okuma kardeşim bırak hafız okusun. Bu onların sırtı kalın. Onlar vura boğuşa boğuşa alıştılar yani. Tamam mı? Şimdi hastaların yakınları rahatsız olmaları tıbbi midir?
size. İnşallah burada keseceğim. Bakayım. Şurada kaç sayfam kaldı? Bir. Bir sayfa, bir yüz. Yaprak değil. Bir yüzü iki ders yaptık. En az iki saat. Bak bir yüz. Size okuyacağım. 200. 300. Böyle böyle bu anlatanlar. 3. 4. 5. 6. İnşallah. Ve şu şekilde doldura doldura yani. İnce ince. Yaz. Bunlar hep cümle cümledir. Hep şahit olduğumuz. Hiç iddia falan, kitabı falan değil. Hep yaşanan şeyler. Soruyorum adama. Soru sorarak çökertiyorum. Tıbbi midir? Doktorluk mudur? Neyle izah edeceksin? Niye? Göndermemiş şudur. Doktora gitmesin. Tabii ki gidecek. Doktora gideceksin ama Allah'ını ve peygamberini bilmeyen ruhu inkarene ruhunu teslim etme. Adam melaike inkar ediyor, ruh inkar ediyor, ruh tamir makamında. Ahireti bilmiyor. Bir kısım psikolojik hastalıklar ölüm korkusundan kaynaklanıyor. Ahiret inancını telkin edeceksin ki ölüm korkusu gitsin. Ölüm korkusu gidince onunla alakalı bütün psikolojiler gidecektir. Cinleri böyle biraz bilmesi lazım. Cinler ne kadar basit olduğunu anlat. Ha diyecek, vay be. Ulan bundan mı korkuyorduk diyeceksin. Cehalet korkutuyor. Cinlerin gücü yoktur. Bizim cehaletimizdir. Onları yüceltmişiz. Oo, her şeyi yapar, herkesi görür, kaybı bilir. Yapamayacak şunu. Zıkkımı köpüğünü yapar. Yoksa yapsaydı beni, buna hakaret eder. Şu anda beni uçurması lazım. Şu anda hakaret ediyor muyum, etmiyor muyum? Ya o kadar aşağılık bir şey ki, insanın olan şeyini yiyor, şeyini içiyor işte ya. Anla işte. Bu kadar basit. Tuvalette olan ne korkuyorsun? Beni 10 defa uçururdu. Ha, onu güçlü kılan senin cehaletin. Onu yüceltiyorsun. Hiçbir şey. Lan herkes vardı. En son insan yaratıldı. Yani kumanın üzerine gelin gelir ya. Biziz işte. İnsandan daha güçlü ne var yani? Cin demeye bile çekiniyorsun. O üç harfli diyor. Üç harfli. Zıkkımın kökü. Lan dövesim geliyor onu ya. Döveceğim ya artık. Onun kafasını keseceğim onu şimdi. Allah Allah ya. Cin o kadar korkmuşlar ki. O kadar korkunuyor. Üç harfli. Lan cin lan. Cin desene. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Cin suresi var ya. Peygamberimiz bahsetti. Bir besmele ya senin silahın. Gelhaneye gelmişler, yatamıyoruz demişler. O da demiş, abici peygamber aleyhisselatü vesselam yatarken yapmış. Süleymancı kardeşi böyle yapıyor ya. Gündüz de yapıyorlar. Hayır, Resulullah gündüz böyle yapmamış. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam yatarken elini birleştirmiş. Felek, nas vesaire okumuş. Ondan sonra sıvazlamış. Safa ve Merve'de böyle dua etmiş. Koltuk altı gözükmüş. Normal ederken onun seviyesi namazı. İstemedikleri şeyde evini çevirilmiş. Bunu yapmış böyle. Biz mi diyor Allah Resulü yapmadı da yaptı diyen cehennemde yerini hazırlar. Gelhaneye gelmişler onu aldı. Yatamıyoruz demişler. Tamam ne biliyorsun ben sana şey yapayım. Şimdi istiğfar çek. Ve tübâleyne ya tevâbu ya kimu tevâten ne suâle ya kimine lezenin. Bilmiyorsan estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Üç defa dedin en azından. Dudak değil. Değil. Yaptın mı? Sonra 7 Fatiha oku. Her Fatiha'dan sonra yaptın mı? Sonra sırayla gidiyoruz Kur'an-ı Kerim'de. 7 Fatiha'dan sonra Amene Resulü mü geliyor ayet-i kürsü mü? Ayet-i kürsü. 7 ayet-i kürsü. Amene ayet-i kürsü. Ayet-i kürsü okuduk mu? O Bakara suresinin ortasında çünkü. Amene Resul Bakara suresinin en sonu. Her ayet-i kürsünün sonunda ve huvel aliyyul azim. Ve vela liyul azim. Yani 7 tane. Sonra Amene Resul okudun. Amene Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. İlahiri. Yaptık mı abi? Sonra 7 tane ihlas oku. Amene Resulü 1 mi abi? 7 mi? 7. Hep 7. 7. Hep 7. Bir daha yapayım. Kaldırdın elini. Çünkü eksik söyledim. Kaldırdın elini. Tövbe yaptık mı? En düşüğü estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.
İyi bir tövbe yapmak istiyorsan Hizbullah Kayki Nuri'nin başında ve tubaline ya tevabu ya kimu tövbetene söyleyeküm minellezine fealu feyşeten evzele mufusekum zekerullah festağferu li zunubi ve miyafilu zunube illallah estağfurullah ilazim el kerim ellezi la ilahe illahu el hayyul kayyum etmeni subhane. Bu bir. Estağfurullah ilazim el kerim ellezi la ilahe illahu el hayyul kayyum etmeni subhane. İki. Sıfıra son bir defa. Tamam. Her okuşta yaptın mı abi? Yaptık. Sonra 3 defa salatü selam oraya atlamıştım. Elfu elfin salatim ve elfu elfin selamun aleyke ya Resulallah. Elfu elfin salatim ve elfu elfin selamun aleyke ya Habiballah. Elfu elfin salatim ve elfu elfin selamun aleyke ya Emine Bahna. Veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Selam. Tamam mı? 3 defa yaptık. Tövbe yaptık. 3 defa salatü selam yaptık mı? Yaptık. Temizlendik. Ondan sonra 7 Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlahir. 7. Amen. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. İlahir. 7 de bu mu? Ayet-i kürsü. Bismillahirrahmanirrahim hepsinden. Amen Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. 7 de bu mu? Tamam. Sırayla gidiyoruz. Kur'an'dan gidiyor. Kur'an sırayla. 7 tane ihlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. 7 de bu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Hepsinde besmele çekeceğiz. Kul e'udhu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab. 7 de bu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasin khannas, ellezî yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. Yaptık mı abi? Sonra 3 defa tekrar salatü selam. En düşüğü şu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Nur talebeleri şunu bilir. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfin salatin sat. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya emine vahinna. Selatın tüncelerine de olabilir abi. Olur. Ondan sonra bitti mi abi? Yaptık mı? Bir. İki. Üşenmiyorum. Avuç doldu. Git yat. Günahım bana ait. Evet. Şimdi bu kadar anlattım. Bir saat sürdüm. Oldu. Ücretiniz şu. Dersen tabii. Allah razı olsun. Dersen o razı oldu mu hiçbir şey istemem. O da dersen. Ustad diyor ki sebebe istersen dua et. İstersen ama. Mecbur değiliz. Ama merhametsiz değilim. O da çalışmış. Emek hor görmez. Adam hastane açmış, yapmış, okumuş, rızk alıyor. Tamam. Ona da hakkını ver. Biz fedakarlık yapıp istemiyoruz. Ama ona da hakkını ver. Hemen şu soruya da cevap vereyim. Okuyanlara para verilir mi? Verilir tabii. Kur'an iki şekilde okunur. Bak o da cahillik yapmayın. Abi Kur'an parayla satılır mı? Kur'an parayla satılmaz. Kur'an satmıyor. Nereden söyleyeceğim? Fetebayin diye T maddesinden. Tedavi. Kur'an iki şekilde okunur. Bir ubudiyet, bir tedavi. Tedavi diye okunursa para alınır. Tamam. Tedavi. Niçin? Eğer o arkadaş, o hoca bunu yapmasa, para almasa kendisi ve çoluk çocuğu nasıl geçinecek? O zaman fabrikaya girecek. Peki toplumun bu ihtiyacını kim giderecek? O zaman o yazanı açacak. Onun çoluk çocuğunu da ümmet giderecek. Onun için Kur'an tedavi niyetiyle para alınır. Resulullah'tan vardır. Çünkü sahabe-i kiram yolda
ticaret yaparlarken biliyorsun Şam'a giderlerken geceleri bazı köylerde konaklarlarmış. Köylüler onu korurlarmış o kervanı, buğdayını vesaire. Buna mukabil onlara ücret verirlermiş. Bu Müslümanlar olduğu için bir kafir köye gelmişler, kabul etmemişler. Kenarda konaklamışlar, nöbetçi tutmuşlar vesaire. Fakat o köyün iki tane elemanı gelmiş sahabeye. Ey demiş bu kafilenin reisi geldi. Bizim reisimiz hasta, aranızda doktorluğu olan var mı demiş. Bir tanesi hemen anlamış. Var demiş. Gitmiş. Ondan sonra bakmış ki reisleri, aşiret reisi dinsiz. Yani Müslüman olmamış. Eder misin? Ederim ama demiş, yedi keçi alırım demiş. Yedi keçi, tamam demişler. Okumuş, düzelmiş. Yedi keçi almış, bağlamış o yedi keçi, kervanına gelmiş. Yememişler daha, hiç kesmemişler yedi keçi. Resulullah soracak. Ya Resulullah bu keçi yenir mi? Bir tane zıvacı tahriyatıma gönderin demiş. Fetubayn diye de yazıyor. Ha, ne yaptın demiş. Peygamberimiz ona sormuş sahabeye, nasıl düzeldi demiş. Yedi Fatiha okudum ya Resulullah demiş. Peki nereden biliyordun yedi Fatiha? Senden işitmiştim. Fatiha yedi ayettir. Yedi defa nuzul etmiş. Yedi defa Allah indirmiş onu. Aynı ayeti. Süreyi. Yedi ayettir, yedi defa inmiş. Sebe mesani. Anladın mı? Ondan sonra tedavi niyetiyle okunur. Kur'an satmıyorsun. Emektir. Adam niye? Burada oturuyorum. Sen geldin. O da geldi. Tedavi gördünüz. Benim çoluk çocuk ne yiyecek? Neyle geçinecek? O eğer böyle olmasa bu sene namertlerin kucağına düşeceksiniz. Ama çok yüksek paralar değil abi. Değil tabii. Biraz önce anlattım onu. Sen biraz sonra geldin. Oraya tekrar girersen sinirlerim bozuluyor. Ha. Emeğe para vereceksin. Emektir bu. Ha. Ama cami hocası, cenaze evi, Kur'an taziyeye gitmişim. La hocanın vazifesi o. Cenaze evine Kur'an okumaktır. Allah için. Allah için o. Onunla para alınmaz. Bu tedavi için okunun. Kur'an çünkü şifadır. Kur'an şifadır. Kur'an sebaptır. Kur'an hidayettir. Kur'an enerjidir. Ben mesela Kur'an her sabah cüz okuyorum. Gördünüz. Allah biliyor yani de ben teşvik için söylüyorum. Ben Kur'an'ı sebap diye okumuyorum. Ama Allah yazarsa yazar inşallah, üstlenmiyorum. Ben enerji, ruhsal enerji. Hayata tutunamam. Duramam ayakta. Ben sabahleyin ben o Kur'an okumasam sabahtan beri konuşuyorum. Nasıl duracağım? Enerji diye okuyor. Ama Allah sebap verir. Onun işi yani, kabul eder etmez. Ama ben okuyunca enerji alıyorum. Doluyorum ve acayip oluyor. Ha Kur'an şifa, şifadır. Ve nunezil mele Kur'an ve şifa ve rahmetin lil mu'minin. Ve lezidu zalmine hasara. Zalmine de hasaradır. Dolayısıyla biz öyle bir şeyimiz yok zaten. Ama alanlara da ver. Emektir. Ama o da astronomik yapmayacak. İstismar etmeyecek. Abi peki camide vazifeler olan mesela imamlar falan var. Onların böyle bir şey... Hocanın hasta okuma vazifesi yok. Tamam. Çünkü Diyanet öyle bir vazife vermemiş. Nedir o? Bir, namaz kıldırır. Camisini temizletir vesaire. Ben hizmetçi miyim? Hayır kardeş. Namaz kıldığın yeri temizleyeceksin. Öyle bir şey yok. Cenaze evi var. Nikah var. Nikahını kıyacaksın. İmam nikahı diyorlar. En çok sinirlediğim cümlelerden bir tanesi de budur. İmam nikahı yoktur kardeşim. Böyle bir nikah yoktur. İmam nikahı var mı? Gavurlar papaz nikahı diyor mu? Ne diyorlar? Dini nikah diyorlar. Dini nikah. Dini nikah kıyarsın. Ücret alınmaz. Ne ücret senin vazife? Camide ne yesin ki? Cenaze evine cenazesini gömersin, yıkarsın, taziyesini yaparsın. Çünkü o millet seni yetiştirdi. O milletin İmam Hatibi'nde mezunsun. O milletin Kur'an kursunda mezunsun. O vefat eden adam kurmuştu İmam Hatip, orada okudun. Sen de vefanı öde. O abi geçirmeyecek misin? Lan zaten davet dere sana bunun için zaten maaş veriyor. Niye orada bulunuyorsun? Ama adam yazanı açmış. Tedavi niyetiyle oturmuş hastalara okuyor. Adamın uzman yani. Adam uzman. Nuska yapıyor, bilmem ne yapıyor. Hakkını vereceksin. Yani cami hocası olduğu halde ayrı bir tarzda bu işi yok yapamaz. Yok, cami hocası bu işi yapamaz. O ayrı. Cami hocası cami ticaret yapamaz. Gidip kırtasiye açamaz. Cami hocalarına rastlıyorum. Köylerde ise icar alıp tarla yapıyorlar. La kardeşim sen çocuk geliyorsa çocuk okut. Yoksa yaşlıları ziyaret et. Köylüleri teşvik et. Hiç kimse gelmiyorsa yazan otur lojmanında ganimet kabul et. İlim yap. Kur'an oku, ilim yap. Yarın şehre gideceksin tayinin.
Orada kimse yoktur diye icar yapıyor. Şehirde ise adam kırtasiye dükkanını açıyor. Allah'tan kork ya. Ha, bu yazını açmış. Medyumlar diye. Cinci. Adam bu iş yapıyor ama öyle astronomik değil. Adam bu iş yapıyor. Hoca, cami hocası yapamaz. Çünkü cami hocası maaş almak için orada bulunuyor. Ne demek? Halkın ihtiyacını gidereceksin. Hoca demek o mahallenin ihtiyacını gideren demektir. Din ihtiyacı. Tamam. Peki. Var mı sorunuz başka? Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Tamam. Selamun aleyküm.